İlimiz 1927'de kurulmuş ancak bir imar planı yok. İmar planı insanların kimlikleri gibi. Bir ilim de bir bölüme kimliği onun imar planı. Şimdi bizden önce imarla ilgili bir çalışma yapılmış. Ancak diğer işlerde olduğu gibi yarım bırakılmış. Üzerine gidilmemiş, yüklenici firmayla görüşülmemiş ve yapılmak istenmemiş. Biz göreve geldikten sonra ilgili firma Ankara'dan bizden randevu istediler, geldiler, dediler ki biz bu ihaleyi almıştık ancak bizimle çalışmak istemediklerini lisan-ı halleriyle, duruşlarıyla sergilediler ama bu iş böyle kaldı denildi. Biz de onları hem kardeş belediye olarak sayın hükümetimiz tarafından bize kardeş yapılan Kahramanmaraş Belediyesi'nin ekipleriyle, kendi ekiplerimizle bunları buluşturduk. Belli prensipler dahilinde şu anda hareket ediliyor. Allah nasip ederse bu sene yazın, yaza kadar yani daha doğrusu yaz dahil olmak üzere Ağrı'nın imar planı askıya çıkarılacak ve bitmiş olacak. Nerede sağlık ocağı yapılacak, nerede okul yapılacak, neresi ticari alan olacak, neresi yeşil alan olacak, nerede konut yapılacak, konutların katı ne kadar olacak, çekme mesafesi ne kadar olacak. Dolayısıyla bunların tümü İnşallah belli bir şeye bağlanarak, prensibe bağlanarak imar yasasıyla, imar planıyla biz bu işten bu şekilde şehrimizi daha iyi bir şekilde ve çevre düzenleriyle birlikte, görünürleriyle birlikte, kimlikleriyle beraber ortaya çıkmak mecburiyetindeyiz. İmar olmazsa olmaz prensibimizdir. Bir şehrin olmazsa olmaz bir kimliğidir. İnşallah bunu bu sene bitireceğiz. Hepiniz Ağrı'da yaşıyorsunuz, hepimiz yaşıyoruz ve biz biliyoruz ki çamurun içinde yaşıyoruz. Gerçekten ben arkadaşlar ben açık konuşuyorum, siyasetçi değilim ama açık konuşuyorum. Bir il 1927'de il olacak ve hala altyapısı bitmemiş olacak. Bu gerçekten kabul edilebilecek bir durum değildir. İnşallah Allah nasip ederse şu anda arkadaşlarımız çalışıyor. Bu sene Ağrı'yı çamurdan, pislikten, her şeyden kurtaracağız. 40 kilometre sıcak asfalt yapacağız. 50 kilometre aşınma yapacağız. Yani mevcut olan yollar aşınmıştır. Onlara 5'er santim sıcak asfalt çekeceğiz. 30 kilometre parke taşı yapacağız. Biz arabaların kullandıkları yerleri, daha mümkün mertebe yoğun olarak kullandıkları yerleri sıcak asfalt yapacağız. Ancak arabaların seyrek geçtiği, daha çok yayaların kullandığı yerleri de parke ile döşeyeceğiz. Et ve balık kurumuna giden yolu biliyorsunuz. Yeni halk pazarı aynı zamanda. Orayı inşallah asfaltlayacağız bu sene. Aynı zamanda üniversiteden Erzurum yoluna bağlanan eski Erzurum yolunu da inşallah bu sene yapacağız. Ve aynı zamanda orası da bir alternatif yol olarak Erzurum yoluna bağlanacak ve o da kullanılacak. Bu sene şu anda proje ihalesini yaptık. Ekiplerimiz sahada çalışıyor. Yağmur sularını yerin altına alacağız. Yani bizim çamurda yürümemizin sebebi yağan yağmur sularının zeminde kalması, eriyen karların zeminde kalması. Biz ihale yaptık. Şu anda proje çalışması, şu anda ekipler şeyde çalışıyor, sahada çalışıyor. Projesini çiziyorlar. Projesi bittikten sonra inşallah en kısa sürede ihaleye çıkıp bu sene yağmur sularını yerin altına alacağız. Yani birinci hedefimiz yağan yağmurların, eriyen karların drenajla şeylere verilmesi, yerin altına verilmesi ve bertaraf edilmesidir. Ayrıca bazı yerlerde şeyimiz yok, kanalizasyonumuz yok. Aynı zamanda bazı yerler kolektöre bağlanmamış. Onları da bu kapsamda kolektöre bağlayıp olmayan yerlere de inşallah kanalizasyon onu da bitirmiş olacağız. Şu andaki yerimiz çok kötüdür. Yani çöplerin döküldüğü yer çok kötüdür. Orada şu anda bir çalışma yapılıyor. Biz bir yer bulduk. İnşallah bazı insanların da okeyini, rızasını almanız durumunda oranın üstünü, şu andaki mevcut olan yerin üstünü kapatacağız. Üzerine ağaç dikeceğiz, yeşillendireceğiz. Başka bir yere Allah nasip ederse çöpleri dökeceğiz ve düzenli bir şekilde döktüreceğiz. Diğer bir husus,
Diğer bir husus, biz katı atıkların değerlendirilmesi projesi üzerinde çalışıyoruz. Bu biraz zaman alacak, aynı zamanda pahalı bir iştir. Ama orta vadede inşallah biz katı atıkların değerlendirilmesini de dikkate alarak proje üzerinde çalışacağız ve uzun vadede katı atıkların tamamen değerlendirilmesi ve daha sağlıklı bir çevreye kavuşması için de çalışmamız inşallah devam edecek. Ama pahalı bir iştir, bugünün işi değildir, orta vadede yapılacak bir iştir. Şu anda çöpler derli toplu maalesef dökülüyor. Değerli kardeşlerim, bir şey daha yapıyoruz. Şu anda Erzurum Belediyesi'nin teknik ekipleri aldık. Bizim arkadaşlarımızla beraber Ağrı'nın sokaklarında dolaşıyorlar. Bugün sabahtan beri çöpü özelleştiriyoruz. Yani şu anda bizim kendi elemanlarımız topluyor. İhale yapıp, ihale suretiyle biz sadece denetleyen olacağız, takip edeceğiz, patron olacağız. Kim ihalede alırsa, şartları yerine getirirse çöpü o toplayacak ve dolayısıyla biz hesap soracağız Allah'ın izniyle. Şu anda biz bu iş için çok ciddi bir para veriyoruz kendimiz yaptığımız için. İnşallah bu şekilde vermekle hem düzenli çöp toplanacak, hem çevre kirliliği olmayacak, hem de biz şu andakinden daha az para harcamış olacağız. Bizim şehir merkezinde 12 kilometrelik refüjümüz var. Sadece belki dikkat çekmişsinizdir. Şu anda ana caddede biz refüj çalışması yapıyoruz. Yeşillendirme, ağaçlandırma yapıyoruz. Bunu bütün il içerisinde dolaştıracağız. Bu çalışmayı bütün il içerisinde dolaştırmak suretiyle 12 kilometreyi boyları 3-3,5 metre civarında olan mavi ladimle bu şekilde Allah nasip ederse şuradaki gibi inşallah hepsini bütün sos caddelerimizi bu şekilde dönüştüreceğiz. Aynı zamanda bu rengarenk cümbüşü de 3-4 ay boyunca yazın daima muhafaza edeceğiz. Yani bunların ömürleri 15 günlüktür ama sürekli değiştirmek suretiyle inşallah şöyle bir güzellik de olsun. Ben şu anda evden çıkıyorum. Eskiden direkt valiye giderdim. Şimdi diyorum ki abide meydana gidip bir dolaşın şöyle bir göreyim bu güzellikleri. Yani çok pahalı değil aslında. Ama gerçekten şehre bir bece kazandırıyor. Bir estetik kazandırıyor. Buna da dikkat edeceğiz. Değerli arkadaşlar, her mahalleye Allah nasip ederse hem kadın merkezi, aile destek merkezi yapacağız, hem gençlik merkezi yapacağız. Geçen sene biz valilik olarak şehir merkezinde 6 tanenin temelini attık. İnşaatları devam edecek inşallah. Kaba inşaatları çoğunun bitti. 4 tane gençlik merkezi yaptık geçen sene. 2 tane de aile destek merkezi yaptık. Yerimiz yoktu. Bu sene belediye de bize geçtiği için her parkın yanında, her mahallede bir aile destek merkezi, bir gençlik merkezi yapacağız. Aile destek merkezinin içerisinde ne var derseniz, aile destek merkezi içinde kreş vardır. Kadınların becerilerini arttırma işi vardır. Okuma salonları vardır. El becerilerini geliştirme imkanı vardır. Kitap okuma imkanları olacaktır. Küçük bir fitness odası olacaktır. Dolayısıyla bir kadın oraya geldiğinde ihtiyaçları nelerse, hangi niteliklere sahip olmak istiyorsa orada edinecektir. Bunu bütün mahallelerde inşallah geçen sene temellerini attıklarımız oldu. Bu sene inşallah bunları belediye eliyle yapacağız. Gençlik merkezlerimiz de yine gençlere yönelik olarak her mahallede olacak ve gençlerimiz orada kitap okuyacaklar, ders çalışacaklar, sportif ihtiyaçlarını karşılayacaklar, internet ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Dolayısıyla her mahallede de hem gençlerimiz için hem kadınlarımız için zaman geçirecek, nitelikli zaman geçirecek imkanlar sunacağız. Bu proje bizim projemizdir arkadaşlar. Şu anda biz bunu uyguluyoruz. Şu proje estetik bir projedir. Hem gençlik merkezlerimiz böyledir, hem aile destek merkezlerimiz böyledir. Her mahallede en az bir tane anaokul açacağız. Yani 0-4 ile 6 yaş grubu arasındaki çocuklarımız için her mahallede belediye olarak kiralamak suretiyle gençlik merkez, aile destek merkezlerimiz yetişirse aile destek merkezleri içerisinde. İnşallah yetiştireceğiz. Yetiştiremediğimiz mahallelerde de daire kiralamak suretiyle çocuklarımızın orada 4-6 yaş grubu okul öncesi çocuklarımızı oraya alıp çeşitli eğitimlerden inşallah geçireceğiz. Değerli kardeşlerim, 4 tane proje hazırladık şu anda mahallelerde. Bu Fırat Mahallesi'nin projesidir. Her mahalleye yer bulduğumuz takdirde, şu anda 4 mahallemizde yer var.
Bunların projelerini hazırladık. Allah nasip ederse şu parklardan yapacağız. Bu Bulut Mahallesi'dir. Bulut Mahallesi'nde böyle bir parkımız olacak. Bu Cumhuriyet Mahallesi'dir. Böyle bir parkımız olacak. Bu parkların yanında köşede ya aile destek merkezi yapacağız, ya gençlik merkezi yapacağız, ya da ikisini birlikte ayrı ayrı köşelerde yapacağız. Bu da Kazım Karabekir Mahallesi'dir. İnşallah burada da böyle bir şeyimiz olacak. Ayrıca mevcut olan parkları da ıslah edeceğiz, iyileştireceğiz. Yaşanabilir, oturulabilir bir hale getireceğiz. Değerli kardeşlerim, biliyorsunuz bu sene sent pazarımız çöktü. Esnafımızın epey bir kısmı mağdur oldu. Biz onların mağduriyeti içinde bir inşallah bir ek ödeme yapacağız mağdur olanlarla ilgili. Ancak biz şu karşıda gördüğünüz projeyi şu anda hazırlıyorlar. Yarın ya da öbür gün bu proje bize gelecek. Kapalı, çarşı gibi, kışa dayanıklı, soğuğa dayanıklı şöyle bir çarşı yapıyoruz sen pazar olarak. Arkadaşlar. Daha önceki hali buydu arkadaşlar. Sadece kardan ve yağmurdan korunmak üzere çatı yapılmıştı. Dört tarafı boştu arkadaşlar. Aynen. Bizim hedefimiz şu değerli arkadaşlar. İstanbul'da bir iş yapılıyorsa, hangi kalitede yapılıyorsa Arda'da da o yapılacak. Valilikte de bunu şiar edildik. Belediye başkanlığında da bunu şiar edilmişizdir. Hangi nitelikte, hangi kalitede, hangi proje uygulanacaksa, hangi malzeme kullanılacaksa İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Malatya'da aynısı da Arda'da Allah'ın izniyle yapılacak. İşte bu proje böyle bir projedir. Bunu da inşallah bu sene bitireceğiz yazın. Vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz oraya geçip alışverişlerine devam edecekler. Arkadaşlar bu da bizim kömürcülerin hali. Kömürcüler için yer bulduk. Kömürcüleri şehir dışına çıkaracağız. Bizim şehri temiz tutabilmemiz için yapmamız gereken çalışmalardan bir tanesi de kömürcüleri çıkarmak, ikincisi de galericileri çıkarmak. Galericilerle ilgili yer arama arayışlarımız devam ediyor. Bulduğumuz takdirde galericileri de inşallah şehir dışına çıkaracağız. Başka türlü şehri temiz tutamayız. Galericileri de biraz önce söylediğimiz gibi. Değerli arkadaşlar şurası köy şeyidir. Garajıdır. Çok vahşi bir şekilde burada şey yapılıyor. Kamyonlar giriyor, mülkçiler giriyor. Biz burayı da kamyonları buraya sokmayacağız. Buranın çevre düzenlemesini yapacağız. Buraya asfaltlayacağız. Güzel bir veçer kazandırmak suretiyle burayı da şimdilik köy garajı olarak değerlendireceğiz. Şu anda Ağrı'da 240 civarında şu şekilde bina vardır. Şu şekilde. Biz bunlara tebligatları yaptık. Bunları egekenler yıkmazlarsa biz yıkacağız. Şu binaların tümünü yıkacağız. Vatandaşlarımız bunlardan son derece muzdarip. Daha önce belediye bize geçmeden önce de insanlar beni sokaklarda, mahallelerde görünce Sayın Valim, buralar çok tehlikelidir. Çok yanlış kullanılıyor. Yıkar mısınız diyorlardı. Tabii bizim yetkimizde olmadığı için hayır diyorduk ama şimdi yetkimizdedir. Allah nasip ederse bunları da yıkacağız. İşte bizim Cumhuriyet ve Van Caddesi bu hale gelecek. Bu hafta bütün bunların Cumhuriyet Caddesi'nin giydirilmesi inşallah çalışıp geldiler, ölçümlerini aldılar. Proje aşaması bitiyor. İnşallah ihaleye çıkacağız. Ve yakın bir zamanda Cumhuriyet Caddesi'nden başlanacak. Arkasından Eski Van Caddesi'ne girilecek. Otantik bir çarşı olacak ikisi de Allah'ın izniyle. İnsanlar burada çok güzel gezecekler. Geçen sene Cumhuriyet Caddesi'nin tabanı yenilenmişti. Çok kötü bir malzeme kullanılmış. Ancak biz hemen şimdi geçen sene yapıldı. Bu sene girmek istemedik. Ayrı bir masraf olmasın diye. Sabredeceğiz. Gelecek sene doğal gaz da geliyor. İnşallah doğal gazla birlikte şeyin de alt tarafını değiştireceğiz. Yani tabanını değiştireceğiz. Çünkü çok kötü olmuş. Cumhuriyet Caddesi. Gerek Erzurum ekibi, gerek Kahramanmaraş ekibi geldiğinde çarşıyı dolaştık. Neler yapacağız, neler yapmamız gerektiği konusunda görüş içerisinde bulunduk. Burası Abide Meydanı. Arkadaşlar Abide Meydanı projesi de bitmek üzere. Allah nasip ederse yakında ihaleye çıkacağız. Eski garajı var ya, belediyenin yanındaki yer. Burayı bu sene değil ama Allah nasip ederse gelecek sene kent meydanı yapacağız. Burayı şu anda çalışması devam ediyor. Bizim kent parkı biliyorsunuz 15 Temmuz Vatan Şehitleri Parkı'nı. Orada iki tane kemer köprü yapılacak. Bir tanesi belediyenin yanından şuraya bağlanacak. Eski garajı. Burayı bu şekilde eski garajı bu hale getiriyoruz. Dolayısıyla belediyenin yanındaki meydanı kullanan insanlar yürüyerek
köprünün üzerinden kemer köprü yapılıyor. Köprü üzerinden yürüyerek kent parka yani 15 Temmuz Vatan Parkı'na gidecekler. Aynı zamanda dere ıslahı ve regresyonu da yapılacak. Oradan yürüyerek tekrar caddelere inecekler. Bu taraflara gelecekler. Dolayısıyla kent meydanıyla 15 Temmuz Vatan Şehitleri Parkı'nı birleştiriyoruz. Dolayısıyla geniş bir yürüyüş alanı, dinlenme alanı çıkmış olacak Ağrı için. Köprü bu sene yapılıyor ama meydanın düzenlenmesi inşallah nasip olursa gelecek sene. Kesimhaneyi inşallah şu anda bir kesimhane var. Şartlara uygun yapılmadığı için ruhsat alamıyoruz. Şu anda kaçak et kesiliyor. İnşallah bu kesimhaneyi de bu sene yapacağız. Dolayısıyla o şeyden de o sıkıntıdan da kurtulmuş olacağız. Evet, bu da çok önemli bir projedir değerli arkadaşlarım. İşte biz bütün bunlarla beraber bunu da yaparsak Ağrı çok güzel yaşanabilir bir hale gelecek. Burası Murat kenarıdır. Burası Taşlıçay kenarıdır. Şehir içerisindeki bütün dereleri bu hale getirmeye niyetimiz var. Şu hale. Şu anda bu. Ama Allah nasip ederse bu hale getireceğiz. Epey bir para lazım. Değerli arkadaşlar. Yeri gelmişken söyleyeyim. Üç projenin dışındaki söylediklerim tüm projeleri belediyenin kendi parasıyla yapacağız. Birisi budur. Bu aşağı yukarı 60-70 milyon civarında bir paraya ihtiyaç var. Şehir içindeki derelerin ve nehirlerin ıslahı ve regresyonun bu şekilde yapılması. Biri budur. Birisi biraz sonra söyleyeceğim. Arıtma tesisi, ek arıtma tesisidir. Birisi de katı atıkların değerlendirme projesidir. Bunlar külliyetli projelerdir ama bunun dışındaki biraz önce bahsettiğim ve bundan sonra yapacağımız bütün projeleri belediyenin kendi imkanlarıyla yapacağız. Biraz sonra size belediyenin bütçesinden ve parasından da bahsedeceğim. Orada daha rahat anlaşılacaktır. Değerli arkadaşlar, şu anda Ağrı iki yerden su alıyor. Birisi Yazıcı Barajı'ndan, birisi de 9 tane kuyudan su çekiyoruz. Her ay 200 bin lira elektrik parası ödüyoruz. Şu andaki arıtma tesisimiz Yazıcı Barajı'ndan ihtiyacımız kadar suyu alabilecek kapasitede değil. Biz Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile yazışmalarda bulunduk, talebimizi ilettik. Onlardan ek arıtma tesisi istedik. Allah nasip ederse ek arıtma tesisi yapılırsa bütün suyumuzu, içme suyumuzu Yazıcı Barajı'ndan alacağız, kuyuları kapatacağız. Yılda 2,5 milyon elektrik parasından da kurtulmuş olacağız. Daha sağlıklı bir su içilecek. Değerli arkadaşlar, bunlar da kentsel dönüşüm. Şimdi Fırat Mahallesi'ni biliyorsunuz, Sayın Vekilimiz de Fırat Mahallesi'nin ikinci etabıyla ilgilendi. Sağ olsunlar. Geldiler. Şu anda ikinci etap çalışması devam ediyor. Ancak geriye bizim birkaç mahallemiz daha kalıyor. Fevzi Çakmak Mahallesi'nde hayvan ahır vesaire yok. Yani hayvancılıkla geçinen bir mahalle değil. Bu tür geçim kaynağını hayvancılıkla derute etmeyen mahallelerimizi de Fevzi Çakmak Mahallesi gibi kentsel dönüşüme tabi tutmak için gayret edeceğiz. Onu da şu andaki Fırat Mahallesi gibi kentsel dönüşüme tabi tutmak için gayret edeceğiz. Diğer mahallelerimiz de inşallah zamanı sırası geldikçe onlara da bir an önce kötü yapılaşmadan kurtulup daha temiz bir şehirde, daha sağlıklı bir ortamda insanlarımızın yaşamasını temin edeceğiz. Şimdi bazı insanlardan şunu duyduk. Ya kısa bir sürede, bir ayda nasıl bu kadar proje hazırlandı? Şimdi şeyler atmışız ya, billboardlara filan. Değerli arkadaşlar, bir aydır çalışıyoruz. Gece gündüz çalışıyoruz. Zamana ihtiyacımız, zamanımız çok kısıtlı. Biz bir an önce bahsettiğimiz projeleri bu sene uygulayıp şu yeri çamurdan, pislikten kurtarıp temiz bir çevreye bürüdürmek için gayret gösteriyoruz. Onun için zamanla yarışıyoruz. İnşallah size karşı, Ağrı'ya karşı mahcup olmayız. Kahramanmaraş Belediye Başkanımız ekibiyle beraber geldi. Şu beyefendi Zat-ı Muhterem, Kahramanmaraş Belediye Başkanımız Fatih Bey, Fatih Mehmet Bey sağ olsun ekibiyle beraber geldi. Sokak sokak dolaştık. Düşüncelerimizi anlattık. Ekibini gönderdi. Projeler birlikte hazırlanıyor. Kendisi burada yok ama gıyabında kendisine, bütün ekibine, arkadaşlarına çok teşekkür ediyoruz.
arkası şu andaki dere, şey, temizlenen dere var ya, şeyden, belediyenin önünden geçen. Arkadaşlar burası bir önceki haliydi. Şu andaki halini de inşallah arabayla geçerken bakarsınız ya da kazı çekersiniz. Çok güzel olmuş. Biraz temizlendi yani. Değerli arkadaşlar, bütçeden de bahsedeyim. Madem şeffaf yönetim, şeffaf bütçe, şeffaf para, halkın parası değil mi? Herkes neyin ne olduğunu bilsin. Geçen seneki bütçe 65 milyon. Bu seneki bütçe 71 milyon. İller Bankası'ndan her ay bize ortalama 5 milyon geliyor. Bazen 5,5, bazen 5, bazen 4,5 geliyor arkadaşlar. Şimdi belediyenin toplam borcu 51 yazıyor ya. Bugün bir yazı geldi devlet su işlerinden. 10 milyon da oraya borcumuz vardı. Eti 61 milyon. Yavaş yavaş geliyor. Vatandaş cebinden faturasını alarak geliyor. Diyor ki ben belediye şu işi yapmışım diyor. Paramı verin diyor. Bizde kayıt yok, kuyut yok. Onlar dışında hala hazırda şu ana kadar tespit ettiğimiz 61 milyon belediyenin bütçesi şey var, borcu var. Bizim de alacaklarımız arkadaşlar 50 milyon alacağımız tahakkuk etmiş. 24 milyon tahsil edilmiş. Geri kalanı alınamamış. Şimdi değerli arkadaşlar şöyle basit bir hesap yapalım. Personel harcamaları çıktıktan sonra Ağrı Belediyesi'ne yatırımlar için 40 ile 50 milyon arasında bir para kalıyor. 40 ile 50 milyon arasında bir para kalıyor. Şunu diyemeyiz. 40 ile 50 milyon civarındaki bir parayla bir yıl içerisinde Ağrı'nın bütün problemlerini çözemeyiz. Ama şunu yapabiliriz. Bu parayla biz 3 yıl içerisinde en geç Ağrı'nın bütün problemlerini çözeriz. Onun için belediyenin kendi imkanlarıyla ve bütçesiyle biz bu hizmetleri yapacağız. Kimse şunu demesin. Vali geldi, belediye başkanı oldu. Devlet arkasındadır. Çok rahat bir şekilde istediği projeleri uygulayacak. Hayır kardeş, arkadaşlar. Belediyenin kendi parasıyla yapacağız. Bunu bilesiniz bak. Ben çok samimi konuşuyorum. Ben biraz önce söyledim. Sadece 3 proje için ben belki borçlanabilirim. O da borçlanacağız yani. İller Bankası'ndan. Yani heybeden devlet bize para vermeyecek. Al senin olsun, sen orada hizmet et. Değil. Borçlanacağız 3 büyük proje için. Birisi bahsettiğim işte derelerin ıslahı ve regülasyonu, peyzaj çalışması. Birisi katı atıkların değerlendirmesi. Biri de arıtma tesisi için. Bu üç için borçlanacağız büyük ihtimalle. Ama onun dışındaki bahsettiğim bütün projelerin hepsini gerek Cumhuriyet Caddesi, gerek Eski Van Caddesi'nin geliştirilmesi, gerek Abide Meydanı, gerek Eski Pazar'ın yeniden yapılması, gerek diğer projeler, çalışmalar hepsi bizim paramızla yapılacak. Asfalt, bahsettiğim 50 kilometre, 40 kilometre, 30 kilometre hepsi belediyenin kendi parasıyla yapılacak. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.